İçinde bulunduğumuz ortamı düşündüğümüzde bu program etrafında özellikle oluşan deneyimlerden kısaca hem geçmiş deneyimlerinizle de ilişkilendirerek biraz bahsedebilirseniz neler öne çıkıyor? Özellikle de geleceğe hazırlanmak dediğimizde sizce neler daha da kritik bugün ortamında? Öncelikle 3 yıldır bu güzel programın bir parçası olma fırsatını sağladığınız için ben teşekkür ederim Nobel İlaç adına. Hani ilk katıldığımız yılda da söylemiştim. Biz bu program böyle hem verdiğimiz hem de aldığımız çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da baktığınızda her şirketin hani önceliğinden bir tanesi, evet şu anda belki hepimiz işte Türkiye'de işte koronavirüsle, dövizdeki krizle, farklı problemlerle boğuşuyoruz ama esasında hepimizin öncelikli hedefi uzun vadede nasıl sürdürülebilir şirketler kuracağız. İşte görüyorsunuz Amerika'da yapılan araştırmalarda şirketlerin ömrü ne yazık ki geçmiş yıllara baktığınızda çok daha kısa sürüyor. İnsan ömrü uzuyor, şirket ömrü kısalıyor. Şirketlerin ömürlerini uzatabilmeleri için esasında baktığınızda işte neye çalışıyoruz? Portföyü yenilemeye çalışıyoruz. İşte biz yeni ilaçlarımız olsun, katma değeri daha yüksek teknolojilere yatırım yapalım. Çünkü eski ilaçların belli bir zaman sonra işte çok cazibesi azalacak, ömrü de olacak, rekabet ortamı daha fazla olacak. Aynı şekilde bu yönetim kadrolarında da aynı şekilde, yani şirketlerin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlayan şey şirketlere kattıkları genç yetenekler, bunları çekebilmeleri, yani işveren markalarını parlatmaları, genç yetenekleri şirketlere çekebilmeleri, tutabilmeleri, geliştirebilmeleri.